Şöyle çok ilginç bir devre çıkmış arkadaşlar. Bu devrenin en güzel yanı birden çok devrenin yaptığı işi tek devreye düşürmüş olması. Açıkçası çok uzun zamandır keşke şöyle bir devre olsun diyordum. Hazır böyle ilginç bir devre bulmuşken ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Yani lehim yaparken açık havada olmadığımız için maalesef biraz fazla ve kötü kokulara maruz kalıyoruz. Aynı zamanda bizim için zararlı. Ben dedim ki neden bir lehim dumanı emici yapmayayım. Hem bu devrenin potansiyelini kullanmış olurum hem de gerçekten atölyede elimin altında çalışacak, işe yarayacak bir cihaza sahip olmuş olurum dedim. Normalde kullandığım 12 voltluk bir cihaz vardı ama hem çok fazla yer kaplıyordu hem ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyordu vesaire. Bunu şarj ettikten sonra bayağı uzun bir süre garip bir şekilde bu fanları kullanabiliyorum. Tek negatif tarafı var. Tek 5 voltluk fan kullandığımda çok düşük akım çektiği için devre kendini kapatıyordu. O yüzden bir tane daha 5 voltluk fan ekledim. Hem emiş gücünü arttırmış oldum hem de bu sayede devrenin otomatik kapanmasını yani kendi güvenliği almasını engellemiş oldum. Şimdi bu devrenin en güzel taraflarından biri çok basit bir buton bağlayarak bu devrenin çalışıp çalışmama durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Bir kez bastığınızda sistem çalışmaya başlıyor. Yani devre lityum pilden aldığı gücü 5 volta yükseltiyor ve 5 volt olarak çıkışına veriyor. İki kez bastığınızda ise Devreye güç vermeyi kesiyor ee, Üzerinde bir tip C girişi var Bu tip C girişi üzerinden pili şarj ediyor Aynı zamanda monte edilmemiş olarak Gelmesini seçebiliyorsunuz Ki ben öyle seçtim Bir de USB çıkışı var bundan güç de alabiliyorsunuz Aslında bunu bir yandan da powerbank'e de Çevirebiliyorsunuz bu sayede ama dediğim gibi benim Powerbank'e çevirmeye çok ihtiyacım olmadığı için sadece 5 voltluk çıkışından faydalandım. Ee, kalan pilinizin durumunu gösteren bir gösterge de eklemişler. Bu da çok güzel, çok avantajlı bir durum. Normalde bu kadar işi biz nasıl yapıyorduk? Öncelikle bir tane iyon pil şarj devresi alıyorduk. Sonra bu şarj devresinden bir tane de 5 volta çevirecek deşarj devresine çıkıyorduk. Ama bu deşarj devresini sürekli bağlı bırakırsanız pilin gücünü yavaş yavaş emüklediği için uzun süre bıraktığınızda pili bitiriyordu maalesef. Ne yapıyordunuz? O araya bir anahtar koyuyordunuz ki çıkışı o anahtarla kontrol edebilin. İşte o anahtarı bir buton yapamıyordunuz. illaki aç kapalı bir anahtar yapmanız gerekiyordu aç kapalı anahtarı açtığınızda devreden güç çıkıyordu. Bu yüzden kaba bir anahtarınız oluyordu. Bir lityumiyon pil şarj devreniz oluyordu, bir de şarj devreniz oluyordu. Eğer pilin durumunu görmek istiyorsanız da ya kendinizin bir devre yapması, basit dirençlerle bir şey yapması gerekiyordu ya da ayrı bir cihaz daha almanız gerekiyordu. Ayrı bir şey daha aldığınız varsayarsak 4 aşamadan geçiriyordunuz. Burada devre alıyorsunuz, buton bağlıyorsunuz bitti. Gelecekte de bu devreyle farklı projeler yapma niyetim var açıkçası. Sizler de yorumda dilediğinizce bu devrelerle ne projeler yapılabilir bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen devrenin adını sanını soracaksınız. Ben entegresini göstereyim size. O entegre üzerinden aratın. Çünkü bu tip devrelerin genellikle bir ismi olmuyor. Maalesef ülkemize çok getiren de olmuyor. Ben ancak yurt dışında bulabildim. Bir e, yabancı forum sitesinde gördüm. Aman Allah'ım tatlı bir devre yapmışlar. Haydi bundan sipariş edeyim de bir şeyler yapayım dedim açıkçası. E, maalesef böyle bir durum var. Böyle incik cincik şeyleri genellikle çok fazla getirmiyorlar maalesef. Dediğim gibi entegresi üzerinden arattığınızda bulma ihtimaliniz çok çok yüksek. Ama e, sabit bir ismi olmuyor bunların yapacak bir şey yok. Yani işte basit bir işte e, step up konventör step down konventör gibi bir ismi yok. Şimdiden beğendiğin yorum attığın abone olduğun için teşekkürler. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz.